Evet değerli arkadaşlar, en son 44'te kalmışız. Konumuz doğal sayılarla işlemler olacak değerli arkadaşlar. Artı ve eksi işareti matematikçiler tarafından çok kullanılmış olsa da ilk böyle profesyonel anlamda kim kullanmış? Francis Vieta 1540'larda doğmuş, 1603'te vefat etmiş. Demek ki 1570'lerde falan kullanılmaya başlamış değerli arkadaşlar. Arkadaşlar toplamak demek iki çokluğun veya daha çok çokluğun bir araya gelmesi, artması demektir. İlk zamanlar Hasan Tavla ne olmuş biliyor musunuz? İnsanlar koyunlarının sayısını saymak için aslında başlamışlar. İki koyunum vardı, iki tane daha koyun geldi, işte dört koyunum oldu gibi böyle şekillerde başlamışlar. Sonra koyunların azalması ile ilgili çıkarmayı falan kullanmışlar. Bu şekilde arkadaşlar biz ne diyoruz? Toplama ve çıkarmada en önemli şey aynı basamakların alt alta gelmesi. Birçok yanlış toplama veya çıkarma yapmanın sebebi ne arkadaşım? Basamakları alt alta yazmamak. Bakın bu çok önemli. Yine toplama ve çıkarma işlemine nereden başlayacağız? Sağdan. Evet, bunu zaten biliyoruz. Arkadaşlar toplama işleminde elde verme var. Çıkarma işleminde ise elde alma vardı. Bunu hatırlayalım. Tabii basitten başlayalım. Bakın diyor ki 14.295 ile 29.317 sayılarını toplayalım. Önemli olan neydi? Bunları alt alta yazabilmekti ilk önce. Alt alta yazdık. 7 ile 5'i topladık. 12 elde var bir. Bir eldeliği buraya verdik. 10 oldu. Bir daha ekledik. 11. 1'i yazdık. 11'i. Buraya verdik. 2 oldu. Bir ekledik. 3 oldu. 3 daha 6. Elde yok. Arkadaşlar 4 ile 9'u topladık. 13. Elde var bir. 2 ile 1'i topladık. 3. Bir de elde vardı. 4. Gayet kolay. Bunu hatırlıyorsunuz zaten değil mi? Problem var mı? Yok Yok. öğretmenim. Arkadaşlar çıkartma yaparken de aynısı. Ne yapıyoruz? 2'den 5 çıkmaz. Bir onluk verdik. 12'den 5 çıktı 7. 9'dan 8, 8'den 9 çıkmaz. Bir onluk aldık. 18'den 9 çıktı 9. Burası 3'ten 2 düştü. 2'den 2 çıktı 0. 2'den 5 çıkmaz. Bir onluk aldık. 12'den 5 çıktı 7. Burası 2'ye düştü. 2'den 1 çıktı 1. Arkadaşlar burada unutmamamız gereken bazı sorularda karşımıza gelecek kısım eksiler. Evet, ilk sayımız eksiler. İkinci sayımız çıkan. Aradaki ne oluyordu? Fark. Bunu unutmayalım. Büyük sayı eksilen sayı oluyor. Küçük sayı çıkarılan, çıkan sayı oluyor. Sonucumuz ise fark oluyor Fark. değerli arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Evet, hızlıca bakalım. İlkinin sonucunu gönder gelsin. Bunlar çok kolay. Siz hemen takır takır yaparsınız. Evet. İlkinin sonucunu istiyorum. Toplayalım. 17.289 da Kendinizi yapar mısınız? 197. Efendim? Öğrenim chat'i Tamam. kendinizi Chat'i yapar ben mısınız? kapatayım. Evet. Buralarda çok durmayacağım çünkü bunlar sizin için basit şeyler arkadaşlar. Ezgi gönderdi. Ezgi toplama yapacağız, fark değil. Dikkat et. Ezgi şart değil. Ben doğru göndermiş miyim? Doğru. Evet. Arkadaşlar 9, 7 daha 16 değil mi Hasan Dağlı? Elde var 1. 8, 9 daha 17. Bir de elde vardı 18. Elde var 1. Burası 3, 2 daha 5. Bir de elde vardı 6. 4, 7 daha 11. Elde var 1. Bir elde 1 vardı 2. 2100 şey 21.686. Arkadaşlar bir tane de çıkartma yapalım. Buyurun. 43.000 küsürden 12.000 küsürü çıkarıyoruz. Evet, Cemile Bahar da göndermiş bir öncekini.
Haydi Betül. Haydi Hasan Dalla. Arkadaşlar derste ekranımız açık olmak zorunda. Lütfen derse geldiğimizde hazır olalım. Ekranımız açık olsun. Bu dersimizin kuralı. Durum 2 dakika bekler misiniz? Evet, bekliyorum. Ezgi gönderdi. Yusuf da gönderdi. Evet. Dostlar, sıfırdan üç çıkmaz. Bir onluk aldık. Hasan Tala ondan üç çıktı, yedi. Betül burası dörde düştü. Dörtten yedi çıkmaz. Cemile var. Bir onluk aldık. 14'ten yedi çıktı. Yedi. Burası bire düştü onluk aldığımız için. Birden beş çıkmaz. Bir onluk aldık. 11'den beş çıktı. Altı. Burası ikiye düştü. Değil mi arkadaşlar? Sıfır. Evet. Burası Evet. ne oldu? 30.677. Arkadaşlar şu üçlüyü de toplayalım. Haydi. Diğerlerini size bırakacağım. Bunlar basit çünkü. Öğrenim yaptım. Evet. Üçlüyü topladığımızda ne oluyor? 4, 7 daha 11, 3 daha 14. Elde var 1. Burayı 4 yazdık. 8, 1 daha 9. 2 daha 11. Bir de elde vardı. 12. Elde var 1. Arkadaşlar 2, 3, 3, 2 daha 5. Bir de elde vardı. 6. 4 de burada var. 10. Elde var 1. Burası 10 eder. Elde 1 vardı 1. Yine elde 1 var. 31.024. Arkadaşlar diğerlerini size bırakıyorum. Çok basit bunlar. Sadece birine dikkat çekeceğim. Bakın yukarıya genellikle neyi yazıyoruz? Büyük sayıyı. Aşağıya ise küçük sayıyı. Peki arkadaşlar şu çıkarmaya dikkat edin. Kaç çıkacak sonra? Hadi bakalım. Kaç buluyorsunuz? Ha, tamam. Evet, merak ettik. Bakalım kaç bulacaksınız. İnşallah yaptığım gibidir. İnşallah. Ama bir şey düşündüm yani. Bakacağız. Aa. Örneğin ben atıyorum. Gönder gelsin. Örneğin ben atmıştım. Bakacağız. Hadi bakalım. Evet efendim. Sen yanlış yapmışsın. Sonuncuyu yaptınız, değil mi? Evet. Bir Evet. öğretmenim. Efendim? Bir sayı farklı kaçırmışım. Ne olmuş? 21.108 yazdım normalde. 21.109'muş. Evet arkadaşlar. Yani böyle yazdım Diğerlerini size bırakıyorum. Buyurun. sadece. Arkadaşlar yine küpleri hatırlayalım. İlkokulda vardı. Bakın bu binlik blok, yüzlük blok, onluk blok, birlik bloktu. Bu sayıya bakıyorum. 1000, 2000, 3000, doğru mu? Evet. 200, 300, 400, 3.400. 3, 4,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Sayı bu mudur? Evet. Arkadaşlar ikinci sayımıza bakıyorum. 2000. 2400. 2400. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Bu ikisini ne yaptım? Topladım. 1454. Evet. 5900'müş. Bunlar gerçekten çok basit olduğu için vakit harcamayacağım bunlarla. Tamam mıyız? Tamam öğretmenim. Zorlanan var mı? Ben anlamadım diye. Yok öğretmenim. Kolay bunlar. Geçtik. Çıkartmasına da bakalım. 1000, 2000, 3000, 4000. 100, 200, 300, 400, 500. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 1, 2, 3. 3. 1000, 2000. 100, 200, 300, 400, 500, 600. 10, 20, 30, 40. 3, 5. Farkını alacağız. 1928 yılına geldik. Cumhuriyet kurulalı 5 yıl olmuş. 1928. Evet. Eflin geldi. Evet efendim, devam ediyoruz. Şimdi toplama işleminde toplananlardan biri verilmediğinde verilmeyen sayıyı nasıl bulur? Mesela 3 artı soru işareti 7 etmiş. Nasıl buluyorsunuz burada kaçta topladığımızı? 7 eksi 3. Evet, ters işlem yapıyorsunuz. Evet. Hoş geldin. 7'den 3'ü çıkarıyorsunuz. Arkadaşlar bakın aynı işlemi yapacağız. Bunu bulmak için ne yapacağız? Toplam daha büyük. O zaman bundan bunu çıkaracağız. Yukarıyı bulacağız. Bakın çıkarttığımda 5863 geldi. Dolayısıyla o sayımız nedir diyoruz? 5863. Haydi bunu da siz bulun. Verilmeyen sayıyı. Ne yapacağım? Toplamda toplananlardan birini çıkaracağız. Toplamda toplananlardan birini çıkaracağız. Buyurun efendim. Acaba 12 bin küsürle neyi toplarsak 23 bin küsür eder. Evet efendim. Evet. 23 binden 12 bini çıkartsaydık 11 bin olurdu. Ama arada biraz fark var. 11 bin değil de 10 bin küsürlü çıkacak değil mi Cemile Bahar? Aferin. Öğretmenim ben de yazıyorum. Gönder gelsin. Aynen doğru. Açın ben de. Gönder gelsin. Evlin toplama çıkartma yapıyoruz. Evet. Tamam öğretmenim. Biraz geç geldim öğretmenim. Sıkıntı olur mu? Yok yok, problem yok. Evet, Meryem Ezgi de gönderdi. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuradaki farkı alacağız. 11'den 6 çıktı 5. 8'den 7 çıktı 1. Burası 4'ten 5 çıkmaz. 14'ten çıktı 9. Burası 2'ye düştü. 0. Burası da 2'den 1 çıktı 1. Güzel. Haydi şunu bulalım. 55.555'ten 31.486'yı çıkaralım. Evet. 55.555'ten 31.486'yı çıkarıyoruz. Ne kalıyormuş? Bulduk mu? Bakın 24.069 kalıyor imiş. Arkadaşlar bu kısmı size ödev veriyorum. Çok basit bunlar. Yani bunlarla dersi harcamak istemiyorum. Bunlar ödev. Yapılıp bana atılacak diğer derse kadar. Tamam mı? Tamam. Geçtik burayı. Arkadaşlar peki çıkarma işleminde nasıl oluyor? Şimdi dikkat.
Çıkarma işleminde her zaman en büyük sayımız kim? Eksilen. Ben o zaman burası daha büyük değil mi? O zaman Evet. bunu ne yapmam lazım? Toplamam lazım ki büyük olan sayıyı bulayım. Betül, Cemile Bahar, Efrin. Toplayalım. Bakın topladığımızda ne çıktı? 43.281. Çünkü bu daha büyük olacağı için bu ikisini toplamam lazım. Peki arkadaşlar, dikkat. Burada ne yapacağım? Bu sayı daha büyük. Kimden? Bundan. Ne kadar daha büyük? Bu aradaki kadar. Bu kez toplamayacağız. Ne yapacağız? Büyük sayıdan farkı çıkaracağız. Dikkat. Büyük sayıdan farkı çıkaracağız. Çıkarttığımızda ne olur efendim? Bakın 28.068 olur. Mantık anlaşıldı mı? Evet öğretmenim. Evet. Yazın. Bir iki örnek yapalım. Diğerlerini size bırakacağım. Evet. Geçtik. Şimdi bakın burada yukarıdaki sayı daha büyük. O zaman bu ikisini ne yapmam lazım? Toplamam. Dikkat Ezgi. Bunların ikisini toplamalıyım. Üstteki her zaman daha büyük. Evet. Toplayalım. Bakın topladığımızda 8, 2, 0, 3, 3, 3 değil mi? 2, 4 mü? Evet 43.308. Peki dikkat. Şunda ne yapacağız? Şuna bakın. Ortadaki sayı 54.000'den küçük. O zaman 54.000'den 21.000'i ne yapacağım? Evet. Çıkaracağız. Çünkü Cemile var, Betül. Bu aradaki daha küçük bir sayı. Çıkaralım arkadaşlar. O da 32.592 ediyormuş. Evet. Şunun cevabını gönder bana. Haydi. Okla işaret. Evet, oradaki verilmeyen yani çıkan sayı, çıkan en üstteki eksilendi, alttaki çıkan. Çıkanı bul bana, çıkanı. Örtünü ben attım. Gönder gelsin. Evet. Evet, diğer arkadaşlar. Yusuf, bir yanlış olabilir mi son basamağında? Özgün, ben gönderdim, gelmedi mi? Cemile var bakayım, araya kaynamış olabilir, gönderdin. Evet, Yusuf, sanki son basamağında bir sıkıntı var değil mi? Bak, bir olacak. Bir. Yanlışlıkla 7 yazmışsın. Evet, güzel. Arkadaşlar diğerlerini size bırakıyorum. Bunlar sizin seviyeniz için basit. Şimdi dikkat. Toplama işleminde bazen bazı basamaklar verilmeyebilir. Burada ne yapacağız? Bu basamağı tahmin etmemiz gerekecek. Arkadaşlar 7 ile 5 verilmiş. 7 ile 5'i toplarsak kaç eder? Evet.
12. 12. 13'in 2'si 50 var 1. Ne olacak? 2. 2. 2. 2'yi bulduk. Peki. Arkadaşlar. 3'te bir şeyi toplayacağız. 6'ya 2. Evde bir de ne vardı? 1. O 2. Zaman B'miz kaç edecek? 2. 2. Topladık. Artık eldemiz yok. Elde bitti. 1. 8'de neyi toplarsak 9 olur? 1. 1. 7. Bakın burası da elde olmadığı için 7. Kısaca 7. Amcalarımız bunu bulmaya çalışmış. Sıkıntı var mı? Basit değil mi? Evet, öğretmenim basit. Ben basit diyorum da basit mi gerçekten? Evet. Evet. Sizi sıkmak istemiyorum basit şeylerle. Hemen bulalım. 3 ile 7'yi toplarsak ne olur? 10. Elde var. O zaman B'miz 0. Elde var 1. 1'i buraya ekledim. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Evet. C 1. Devam. 1. Yine 1. Yine 1. Yine 1. Çünkü bir tane de elde var. A da 1. Arkadaşlar D'miz olduğu için bu 7 oldu. D'miz 2. Bir dakika. Eldemiz var. Pardon. Eldemiz yok. Eldemiz yok. Hatta 3. 6. Eldemiz yok. 3. Arkadaşlar haydi şu alıştırmada A, B, C, D'yi gönderin bana. Yazın A şudur, B şudur, C şudur diye. Haydi bakalım. Örmen sırasıyla harfleri gönderiyorum şu an. Gönder gelsin. A, B, C, D diye gönderdim. Tamamdır. Evet, Eflin dikkat. Ben doğru gönderdim mi? Efendim? Ben doğru gönderdim mi? Bakacağız şimdi. Doğrudur muhtemelen. Evet. Ezgi de yolladı. Tek tek bakalım. Arkadaşlar 7 ile neyi toplarsak 3 yapar? 6. 6. A'mız 6. E'de var 1. 1'e hemen 8'e ekledim. 9. 9'da neyi toplarsam 2 yapar? 3. 3. 3. 12 yapar değil mi? 3. B'miz neymiş Efkin? 3. Dikkat. Arkadaşlar elde var 1. Buraya da 4 yaptım. 4, 4 daha 8. Sıkıntı yok. E'de de yok. 7 ile evet. Neyi toplarsak 2 yapar? 5. 5. C'miz 5. Elde var 1. 1'i gel hemen 2'ye ekle 3. 1. Doğru göndermişim. Ben de doğru göndermişim. Aferin. Aferin. Haydi arkadaşlar yıldız, üçgen, kare, daireyi bulalım. Bulmaca gibi. Haydi bakalım. Ben yapıyorum. Gönder gelsin. Ben bu arada ben sırasıyla göndereceğim. Tamam. Yazmaz yazamazsın. Sırasıyla gönder. Oradaki sıra gibi. Üçgen, kare, daire ve yıldız olarak gönder.
Evet efendim. İkinci derste 10 dakika mı ara vereceğiz? Evet, az ara vereceğiz. Zaman su gibi geçiyor. Evet. Evet. Cemile Bahar, haydi bakalım. Arkadaşlar, hemen bulalım. Hemen bulalım. Bakınız, yıldızımız ne olacak? Şey, buradan bak, üçgenimiz ne olacak? 9 olacak. 9, evet 9. 9. Elde var 1. Burası 9'a döndü hemen. 9'da neyi toplarsak 8 olur? Sıfır. Olur mu? Elde vardı. Evet. Elde var. 9 Elde artı var 9. 9. ya. Elde var mı? 9. O zaman 9'a 9'u toplarsak olur değil mi? Evet 9, 9. 18. Çıkartma görmüşüm yalnız. Evet, dikkat. Elde var 1. 7'yi neye çevirdim elde olduğu için 8'e. O zaman yuvarlakta 8 oldu mu? Evet. Oldu. Elde Elde var yok. 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 O zaman yıldız 6. 6. Anlaştık mı efendim? Anlaştık. Evet. Başka örneğimiz varsa onları size bırakıyorum. Bu örnekler size. Yapıp bana atıyorsunuz. Evet. Peki çıkarmada ne olacak? Hemen örnek üzerinde göstereyim çıkarmayı. Öğretmen, onları atabilir misiniz fotoğraflarını? Sende kitap yok mu? Evet. Niye yok? Unuttum Almamıştım. almayı. Evet. Unuttum almayı. Olmaz. Kitabı al. Cemile var. Olmaz. Tamam. Kitabı al. Bu kitap lazım bize. Yıl içinde de lazım çünkü. Olur mu? Kitabı alalım. Arkadaşlar bakın A'dan 3 çıkmış 4 kalmış. Kaçtan 3 çıkarsa 4 kalır? Evet. 7. 7 değil mi arkadaşlar? Efli. Betül. 7. A'mız 7. Betül, Cemile Bahar, ekranımız ikinci ders açık olsun. Ayarlayın. Arkadaşlar 8'den B çıkmış 2 kalmış. B kaç? 6. 6. 1'den 9 çıkmaz. Bu büyük ihtimal yandan yardım aldı. 11 oldu. 11'den 9 çıktı. 2. 2. C'miz 2. Şimdi dikkat. D'den 2 çıkmış 4 kalmış. Normalde 6 derdi. Ama bir onluk verdiği için ne dememiz 7. lazım? 7. 7. 7. Anlaştık mı burada? Evet. 7. Anlaştık öğretmenim. 7 diyeceğiz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bulmuş olduk. Haydi şunu da siz bulunuz. A'yı, B'yi, C'yi, D'yi sırayla gönderiniz. Haydi bakalım. Evet dostlar.
Bulduk mu? Evet. Evet, Bulduk. gönderdi. Evet. Hepim bir yapım Hemen yapalım. Bakın, A'dan 3 çıkmış, 7 kalmış. Kaçtan 3 çıkarsa 7 kalır? yanlış ya. Sıfırdan. Yani 10'dan, değil mi? Evet. 10'dan 3 çıkacak. Yani 0, 10 olacak. Bir onluk alıp. A'mız 0. Aferin. Burası bir onluk verdiği için 8'e düştü. Doğru mu? 8. Evet. Yani 9 çıkmaz. Hemen komşudan bir onluk aldı. Bura 1'e düştü. 18'den 9 çıktı. 9. 9. 9. Evet, 9 kaldı. Evet. Burası 1'e düşmüştü. Birden bir şey çıkınca 4 kalacak. Olmaz. Bir onluk aldı. 11 oldu. 11'den kaç çıkarsa 7. 4 kalır? 7. 7. 7. C'yi de bulduk. 7. Arkadaşlar, normalde bakın 8'e 4'ü toplardık, ters 12 derdik, ama bir onluk verdiği için ne diyeceğiz? 13. Yani 3 burası 3 3 oldu. 3 oldu 3 arkadaşlar. Değilmiş. Tamam mıyız? Evet. Evet. Yine bu diğer örneklerimiz ödev değerli arkadaşlar. Şimdi saat 17'ye kadar bir mola veriyoruz. 17'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Okey. Peki. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.